Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa karşılaşıyorsak ben Melisa. Kanalımda günlük vloglar, çeşitli yemek tarifleri, kilo verme ve özellikle kilo verme ile ilgili motivasyon videoları paylaşıyorum. Bugün de bana en çok sorduğunuz soruları cevaplamaya geldim. Bunlar neler? Hemen söyleyeyim. İşte hamilelikte kaç kilo aldın? Doğumdan kaç kilo ile çıktın? Şu an kaç kilosun ve kaç kilo verdin? Ben hemen konuya hamilelikte kaç kilo aldığımla başlayayım. Biliyorsunuz ben hamile kalmadan önce 54 kiloydum. 54 kiloyla hamile kaldım. Ama hamile kalmadan önce çok fazla yemek yemiyordum. Bununla ilgili birkaç videom var. Biraz aşağılara inerseniz oradan videolarımı izleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla yemek yiyemiyordum. Hamileliğimin ilk aylarında da aynı şekilde çok fazla yemek yemedim ama daha sonra işte çocuk beslenmez, çocuk gelişmez diye kendimi zorluya zorluya yemek yemeye başladım. Daha sonra bir süre sonra tabii ben de artık normal insanlar gibi yemek yemeye başlamıştım. Ama şöyle bir şey oldu. Bende hiçbir şekilde mide bulantısı olmadı ve hiçbir şekilde aşermedim. Yani bazı hamileler nasıl böyle işte midesi bulanır, yediklerini çıkartmak ister veya bazı besinlerden tiksinir ya. Bende hiçbir şekilde öyle bir şey olmadı. Ve dolayısıyla çok hızlı bir şekilde kilo aldım. Yani mesela bazı hamileler hamileliklerinin ilk başlarında kilo bile veriyorlar. Ama dediğim gibi bende hiçbir şekilde böyle bir tiksinme, bir mide bulantısı olmadığı için öyle bir problem yaşamadım. Ve dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde kilo almaya, hamileliğimin ilk aylarından itibaren kilo almaya hızlı bir şekilde başladım. Bu arada şöyle de bir durum var. Bütün kiloyu kendime almamışım. Çünkü oğlum 3 kilo 750 gram doğdu. Ve ben hamileliğimde asla şunu yapmadım. Aman işte fazla yemeyeyim, işte kilo almayayım. Dediklerime biraz dikkat edeyim gibi bir şey asla yapmadım. Evet aşermedim ama canım ne zaman ne yemek istediyse o yemeğe yedim. Saat kaç olursa olsun asla kısmadım. Zaten biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum. Yemek konusunda maalesef biraz pis boğazım ve aç gözlüyüm. O yüzden böyle gecenin ikisinde canım pizza istediyse yani o pizzayı yedim. Bu aşermet değil ama hani böyle bir şey izlersin orada bir şey yer ve onu canın çeker ya. Tamamen öyle bir durum. Ya benim canım örnek veriyorum gecenin ikisinde pizza istediyse o pizzayı yedim. Asla kilo almayayım diye böyle kendimi sıkmadım. Evet biraz fazla abartmış olabilirim kilo alma konusunda ama tamamen bebeğe odaklandım. Yani tamamen şöyle söyleyeyim aslında bebeğe odaklanmak da değil de çünkü çoğu yediğim şeyin ve bir faydası olmadığını biliyordum aslında. Tamamen şöyle bir şey oldu bende. Hamileyim. Dolayısıyla hamileliğin gerektirdiği bütün her şeyi yapayım. Yani şöyle işte hamile ne yapar? Hamile bir insan ne yapar? Canı istediği zaman yemek yer. Ben de aynı şekilde onu yaptım. Kiloyu dediğim gibi hiçbir zaman dert etmedim. Çünkü ne dedim? İşte hamileyim. İstediğimi yiyeyim. Zaten hamile doğumdan sonra istediğim kiloya bir şekilde düşeceğim. O yüzden şu anın tadını çıkartayım diyerek canımın istediği her şeyi yedim. Tabii biraz abartmış olabilirim ama şöyle de bir durum var. Maalesef ben hani ne kadar hızlı kilo veriyorsam o kadar da hızlı kilo alıyorum. Bunu hamilelikte de çok iyi yaşadım. Ama şöyle de bir durum var. Evet hızlı kilo aldım, fazla kilo aldım ama hiçbir zaman doktorum bana işte Melisa çok hızlı kilo alıyorsun, kilon fazla. Hani yediklerine dikkat et, biraz daha az kilo almaya çalış gibi bir uyarıda bulunmadı. Pardon. Çünkü zaten çok az bir kiloyla hamile kalmıştım. Yani hamile kaldığım zaman çok zayıftım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben hamileliğimi 3. haftada falan öğrendim. 4. haftaydı sanırım doktora gittiğimde. İşte ultrason için yatıyorsunuz ya sedye gibi yatağa. Doğal olarak yattığınız için şu karnınız gibi çöker ya. Tabii ben çok zayıf olduğum için benim resmen kemiklerim sayılıyordu. İşte dediğim gibi ben de doktora gittiğimde sedyeye yattım. Doktor bana şey dedi. Sen ne kadar zayıfsın böyle yani kemiklerin sayılıyor. Hani yediklerine içeceklerine biraz dikkat et. Hani sakın böyle zayıf olma gibi bir uyarıda da bulunmuştu hatta. O yüzden ben hamileliğimde kiloyla alakalı hiçbir problem yaşamadım. Sanırım buna güvenerek de yediklerimi biraz abarttım ve çok hızlı ve biraz abartılı kilo aldım. Kısacası toplamda 32 kilo aldım. Yani 54 kilo ile hamile kaldım. 84 kilo ile doğuma gittim. Şöyle de bir durum var. Ben en son cuma günü tartıldım. Pazartesi sabahı doğuma girdim. O zaman 84 kiloydum. Ben biraz hızlı kilo aldığım için muhtemelen
belki doğuma girdiğimde 85-85,5 kilo bile olmuş olabilirim ama benim tartıda gördüğüm en son kilo 84 kiloydu. Evet, dediğim gibi toplamda 32 kilo aldım. Ben zaten her zaman söylüyordum, işte ben hamile kalırsam iyi kilo alırım. Hani asla böyle 10 kiloyla 11 kiloyla kalmam. Çünkü şimdi ben zayıf olduğum için ve artık yemek yiyemediğim için çevremdeki insanlar bana diyor ki işte sen en fazla 10 kilo alırsın, 12 kilo alırsın. İşte hamilelikte çok fazla kilo almazsın diyorlardı ama ben her zaman onlara söylüyordum. Hayır, ben kendimi biliyorum, kendi bünyemi biliyorum. Ben eğer hamile kalırsam ciddi kilo alırım diyordum ve yanılmadım da. 32 kiloyu çatır çatır aldım ama pişman mıyım? Asla pişman değilim. Şunu söyleyebilirim, hamileliği gerektiği gibi yaşadım. Yani hiçbir şekilde kiloyu takmadım. Canım dediğim gibi ne istiyorsa yedim. Hiçbir şekilde kasmadım, spor yapmadım. İşte bazı hamileleri görüyorum, hamilelikte deli gibi spor yapıyorlar falan. Ben asla öyle şeylerle uğraşmadım. Ve 32 kiloyu aldım. Gelelim doğumdan kaç kiloyla çıktığıma. Dediğim gibi ben en son 84 kiloyu gördüm ama bilmiyorum o iki günde kilo aldım mı almadım mı. Ama ben hastanede bir gün kaldım, bir gece kaldım. Eve geldiğimde tartıldığımda da 75 kilo çıktım. Yani toplamda 9 kiloyu falan doğumda vermiştim. Ama burada da şöyle bir şey oldu maalesef. Maalesef demeyeyim, aslında olması gereken buydu ama burada da şöyle bir durum oldu. İşte doğumdan sonra süt yapsın diye sürekli yemek yedim. İşte aman süt olsun helva ye, aman süt olsun tatlı ye, süt olsun bulgur ye, pilav ye, bilmem ne ye, makarna ye, cart ye, cürt ye derken tekrar kilo almaya başladım ve doğumdan çıktığım o 75 kiloyu koruyamadım. Çünkü dediğim gibi süt olsun diye sürekli yemek yedim. Burada da şunu yapmadım, aman işte benim bünyem zaten süt yaparsa yapar, tekrar böyle sürekli yemek yememe gerek yok deyip o süt yapan besinleri asla geri çevirmedim. Ha, şöyle de bir durum vardı zaten. Artık benim bünyem yemek yemeye alıştığı için kendim de yemek yemek istiyordum. İşte artık eskisi gibi olmadığım için de dediğim gibi o gıdaları, o yiyecekleri hiçbir şekilde geri çevirmedim. Çünkü hem süt yapıyor dediler, yedim. Hem de canım yemek yemek istediği için yedim. Doğal olarak dediğim gibi o 75 kiloyu da koruyamadım ve tekrar kilo almaya başladım. Evet, gelelim esas konuya. Şu an kaç kiloyum ve diyette kaç kilo verdim? Biliyorsunuz ben yaklaşık bir ay önce diyete başladım. Aslında diyet demeyelim de işte abur cuburu kesme, işte ekmeği, pilavı, makarnayı minimuma indirme gibi bir duruma girdim. Aslında bunu yapma amacım benim tartıda artı görmememdi. Yani şöyle bir durum var. Ben artık dediğim gibi doğumdan 75 kiloya çıktım ama tekrar hızlı kilo aldığım için tartıda sürekli artıyı görüyordum. Dedim ki hani buna bir artık dur diyeyim. Buna da nasıl dur diyebilirim? İşte abur cuburu keseyim, tatlıyı keseyim, çikolatayı keseyim, ekmeği keseyim, makarnayı minimuma, pilavı minimuma indireyim. Bir şekilde kilo vermek değil de tartıda artıyı görmeyeyim. Hani buna başlama amacım, yani bir önceki diyete başlama amacım buydu. Ama şöyle bir durum oldu. Ben evet bunların hepsini kestim. Benim dediğim gibi hedefim artı görmemekti ama çok güzel bir durum oldu. Ben bunları yaparken eksileri görmeye başladım ve inanılmaz bir şekilde motive olmaya başladım. Ama şöyle bir şey var, ben bunu her zaman söylüyorum. Bu diyete başladığım videomda da belirttim. Şu an tam anlamıyla bir diyet yapmıyorum. Yemek yiyorum, işte ne bileyim kahvaltımı yapıyorum. Benim diyete girme serüvenim oğlum ek gıdaya başladığı zaman esas başlayacak. Daha doğrusu oğlum emmeyi bıraktığı zaman başlayacak. Yani ben şu an aslında bir diyet yapmıyorum. En azından kendime uygun bir diyet yapmıyorum. Çünkü benim kendime uygun diyet yapma anlayışım kesinlikle yemek yememek. Yani ben yemek yiyerek kilo veremiyorum. Evet, şu an eksileri görüyorum ama asla beni diyette olursam, yani esas diyete girersem bu gördüğüm eksiler beni asla motive etmez. Çünkü ben hızlı kilo vermeye taraftarıyım. Ben işte ayda 2-3 kiloyla uğraşacak bir insan değilim. Ben eğer kilo vermeye başlıyorsam benim ayda en az 15 kilo vermem gerekiyor. Ama şu an emzirdiğim için bu şekilde idare ediyorum. Dediğim gibi amacım, yani hedefim kilo vermek değildi aslında ama kilo vermem de bana artı kar oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde oğlumun beslenmesiyle ilgili bir problem yaşamadım. Yani sütüm kesilmedi, sütüm azalmadı. Zaten böyle aslında aksiyeli hani sürekli böyle kontrol ediyordum. Hani işte çocuk zaten doymazsa ağlar vesaire, yani bir huzursuz olur. Hani sürekli gözüm üstündeydi. Eğer aksi bir durum yaşasaydım hemen bırakırdım. Dediğim gibi zaten diyet yapmıyorum ama
İşte dediğim gibi aksi bir durum yaşasaydım işte tekrar böyle süt arttırma arayışlarına girerdim ama çok şükür hiçbir şekilde öyle bir problem yaşamadık. Ve ben esas konuya gelecek olursam diyete 84 kilo ile başladım. Yani doğumdan 75 kilo ile çıktım. Fakat işte bu 3 ayda, 3,5 ayda tekrar doğuma girdiğim kiloya geri döndüm. Bu da işte dediğim gibi süt yapsın. İşte ben de dediğim gibi sürekli zaten yemek yemeye ihtiyacı hissettiğim için tekrar bu kiloyu almış oldum. Ama bir ay önce başladığım diyetin sonucunda ben de bu rakama inanamıyorum. Yani şöyle 84 kiloyla diyete başladım. Şu anki kilom 76. Daha sabah tartıldım çünkü bu videoyu çekeceğim için hani net rakamlar söylemek istedim. 76.2 falan geldim. Dediğim gibi toplamda 8 kiloyu vermiş oldum ve asla böyle bir rakam beklemiyordum. Ama her zaman söylüyorum ben maalesef mi diyeyim artık benim şansım mı dezavantajım mı bilmiyorum. Çok hızlı kilo alabildiğim gibi çok hızlı kilo verebiliyorum. Ama her zaman söylüyorum benim diyetim bu değil. Çünkü ben diyette yemek yediğim zaman diyet psikolojisine giremiyorum. Benim diyet psikolojisine girmem için yemek yememem lazım. Eğer ben kendi diyetimi uygulasaydım bu bir ay içerisinde inanın en az 13-14 kilo vermiştim ama maalesef şu an öyle bir şey yapamıyorum. Dediğim gibi oğlum emiyor hala. Eğer oğlum emmeyi, yani oğlum işin açıkçası şöyle bir şey var. Oğlum ne zaman bana izin verirse, yani oğlum ne zaman memeden kesilirse, ne zaman emmek istemezse artık ben diyete, esas diyetime o zaman başlayacağım. Ama şu an böyle işte ayda 7 kilo, 6 kilo ne kadar verirsem bu benim için kar. Şöyle bir durum var. Evet ilk başlarda insan biliyorsunuz ki çok hızlı kilo verebiliyor. Ben ilk ayda 8 kilo verdim ama bundan sonraki zamanlarda bu kadar hızlı kilo verebileceğimi de pek zannetmiyorum. Muhtemelen bu ay içerisinde de 4-5 kilo falan veririm. Şu an 76 kiloyum. Benim aslında esas hedefim işte yaz bitimine kadar 70 kilo, 68 kilo falan olmak. Ama diğer hedefim yani toplam doğum kilolarından kurtulmak için ki hedefim konuşamadım. Yani toplamdaki hedefim 50 kilo olmak. Yani ben diyetimi, kilo verme durumumu 50 kiloda bitireceğim. 54 kiloyla hamile kaldım evet ama artık 50 kilo olmak istiyorum ve 50 kilo olduğum zaman diyet konusunu kapatacağım. Daha fazla inmeyeceğim. Zaten böyle 48-49 kilolara düşemem çünkü boyum 1.75 ve zaten ben 54-55 kiloyken bana insanlar hastalıklı muamelesi yaparken 48-49 kilolara mümkün değil düşemem. Gerçekten evet çok zayıf olurum ama aşırı sağlıksız duracağım için o kilolara düşmek istemiyorum ama 50 kiloda bu işi bitireceğim. Sonuç olarak toparlamam gerekirse dediğim gibi 84 kiloyla doğuma girdim. 75 kiloyla doğumdan çıktım. Çok hızlı bir şekilde doğumdan sonra tekrar kilo aldım. Ve bir ay önce 84 kiloyla diyete başladım. Şu anda 76 kiloyum. Boyum uzun olduğu için çok fazla belki 76 kilo gibi durmuyorum ama ben tartıda o 76 kiloyu görüyorum ve maalesef eski kıyafetlerim içine, çoğu kıyafetlerim içine hiçbir şekilde giremiyorum. Artık ufak ufak tişörtlerim olmaya başladı. Mesela ufak ufak şu andaki şöyle kemiklerim falan çıkmaya başladı. Tabii bu beni çok güzel motive ediyor. Çok mutlu oluyorum ama asla kotlarım içine falan giremiyorum. Asla pantolonlarım içine giremiyorum ama o da bir süre sonra olacak biliyorum. Yani ben dediğim gibi diyete başlarken bile eksi göreceğimi düşünmüyordum ama 8 kilo kayıp benim için çok iyi. En azından artık eskisi kadar böyle şiş değilim. Hatta şöyle söyleyeyim, benim maalesef bölgesel kalınlığım var. Yani şöyle bacaklarım çok ince, işte kollarım o kadar abartı değil ama göbeğim var. Yani ben bana göre 55 kiloyken bile benim göbeğim vardı. Etrafındakiler yok diyordu falan ama ben görebiliyordum, o küçük bir ayva göbeğim bile vardı o zaman ki 55 kiloydum ama şu anda da mesela belimin artık kıvrımları falan çıkmaya başladı. Yani belim bana göre artık inceliyor ama maalesef göbeğim var ve o göbeğimi de artık bu aydan sonra sporla falan bir şekilde eritmeye çalışacağım. Bu arada ben doğumdan sonra hiçbir şekilde korse kullanmadım. Ama korse kullanmaya başlayacağım artık. Ben kilo verme serüvenimde 80 kiloyken falan bir korse almıştım, Yamuna korse. Muhtemelen biliyorsunuzdur, Instagram'dan falan satışları var. Ben de oradan almıştım zaten.
artık kilo korse kullanmaya da başlayacağım. Bilmiyorum, o zaman kullanmıştım. Çok fazla etkisini görmüş müydüm, görmemiştim. İnanın hiç hatırlamıyorum. Aradan neredeyse 2 sene geçti. Ama işte elimin altında olduğu için kullanmaya başlayacağım. Etki ederse zaten buradan size de söylerim. Siz de kullanın ya da kullanmayın, tavsiye eder misin etmez misin diye soracak olursanız, dediğim gibi bir kullanmaya başlayayım. O böyle bir ay içinde falan etki ediyor. O zaman etkisini gösteriyor. O zaman da size belirtirim zaten. Şöyle kısaca bir toparlamam gerekirse, ben evet maalesef her zaman söylüyorum, çok güzel kilo verdiğim gibi çok hızlı kilo alabiliyorum. Ama şöyle de bir durum var. Doğum kilolarını çoğu insan çok fazla takıyor. Çok fazla böyle stres yapıyor. Ama bence buna hiç gerek yok. Çünkü siz dünyaya gerçekten mucizevi bir şey getiriyorsunuz. Yani sizin vücudunuzdan bir bebek çıkıyor. Ve dolayısıyla bunun da bir eksisi olmalı. Eksi demeyeyim de yani bir dezavantajı olmalı diyeyim. Hani bana göre değil ama çoğu insan için bu böyle. Yani ben ona baktığım zaman benim aklımda ne kilo kalıyor ne bir şey kalıyor. Hiçbir şekilde bir şey kalmıyor. Çünkü o kadar güzel bir şey ki yani dünyaya bir bebek getiriyorsunuz ve yani aldığınız 10 kilo 20 kilo çok fazla problem olmamalı bence. Ben de bunu düşünerek videonun başında da söylemiştim. Hamileliğimi gerektiği gibi yaşadım. Gerektiği bütün her şeyi yaptım. Yani bu da nedir? İşte sağlıklı beslenme, işte yemek yeme, çocuğun gelişimi için bir takım bir şeyler yeme. Ben de bunları yaptım. Pişman mıyım? Asla değilim. İyi ki de yapmışım. Evet, şu an mesela dediğim gibi kilolarım gidiyor. Yani neden o zaman kendimi sıkayım, kendimi strese sokayım, işte aman kilo alacağım, yemek yemeyeyim, psikolojisine gireyim. Asla böyle bir şey yapmadım. Bence çok yanlış bir şey. Lütfen siz de yapmayın. Doğumdan sonra zaten ister istemez kilolar gidiyor. Dediğim gibi ben 84 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan çıktığımda 75 kiloydum. Bu kilo alma, yani doğumdan sonraki aldığım o 8 kilo tamamen benden kaynaklı. Yani dediğim gibi artık sürekli yemek yemeye alıştığım için, benim kendi bünyem yemek yemek istediği için ben o kiloyu aldım. Her zaman da söylüyorum, ben yemek yediğim zaman iyi yemek yerim, abartırım ve bunu da burada bu şekilde yaşamış oldum. Ben de bu böyle oldu diye sizde de böyle olacak hali yok. Yani siz mesela, örnek veriyorum, doğumdan eksi 10 kilo ile çıktığınız zaman o kiloda kalabilirsiniz. Yani muhtemelen benim gibi böyle 30-40 kilo almayacaksınız. En fazla 15-20 kilo alırsınız. En 10 kilosu zaten doğumda gidiyor. Kalır bir 10 kilo. 10 kiloda hiç problem değil bence. Hani 10 kiloda 2 ayda falan çok rahat verilir. Dolayısıyla bu tarz şeyleri asla kafanıza takmayın. Doğum kiloları bir şekilde gidiyor. Bence önemli olan esas şey burada bu sürecin tadını çıkarmak. Çünkü gerçekten çok güzel. Mesela benim oğlum artık bir hafta sonra 4 aylık olacak. Ve biz ufak ufak işte 4 ayın sonunda ek gıdaya falan başlayacağız. Mesela ben bunun için aşırı heyecanlıyım. Aşırı hevesliyim. İşte oğluma şunu yaparım, bunu yaparım deyip böyle şu an bile kafamda böyle bir şeyler canlanıyor. İşte ona böyle ek gıda gereçleri falan bakıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani dünyaya bir bebek getirmek, yani bunun tarifi yok. Böyle bir duygunun asla tarif edemem. Allah, her zaman söylüyorum, isteyen herkese nasip etsin. Kilo hiç problem değil. Bir şekilde veriliyor zaten. Onun dışında kendimle alakalı kiloya gelecek olursak, ben daha sonra önce de söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Hamile kalmak için kilo vermedim ama biz 6 senelik evliyiz ve Allah bize, bana daha doğrusu, hamile kalmayı zevken nasip edecekmiş. Çünkü ben işte evlendiğim zaman 100 kilolardaydım. Ondan sonra da çok hızlı kilo aldım. 120'leri falan gördüm. Ama Allah bana zayıf hamile kalmayı nasip edecekmiş. Böyle diyoruz yani. Bir de onun dışında şunu söyleyeyim. Diyetle alakalı. Diyet nasıl gidecek? Nasıl gidiyor? Devam edecek mi, etmeyecek mi diye soracak olursanız, diyet tam hızıyla devam ediyor. Hiçbir şekilde diyetle alakalı problem yaşamıyorum. Zaten dediğim gibi yemek yediğim için aç da kalmıyorum. Sadece abur cubur kestim. Yani şöyle, zaten kestiğim şeylerin de oğluma hiçbir şekilde faydası olan şeyler değildi. Yani ben işte cipsi kestim, çikolatayı kestim, ne bileyim abur cuburu kestim. Zaten sütümün azalmamasında da bunu yaşamış oldum. Oğluma asla yararlı şeyler değildi. Tamamen bana ve benim bünyeme zararlı şeylerdi. Yediğim şeyler çok abur cubur, işte çikolata vesaire olduğu için doğal olarak çok kalorili şeylerdi. Ve tamamen bana kilo yapacak olan şeylerdi. Bunları kestiğim için kilom doğal olarak hızla düşmeye başladı. Tekrar
diyete devam ediyorum. Hiçbir şekilde bozmayacağım. Dediğim gibi şu anki hedefim 70 kilo olmak. Ben her zaman önüme böyle küçük küçük hedefler koymuşumdur. Zaten bir sonraki videoda da diyetim nasıl gidiyor, diyette neler yiyorum, neler yapıyorum bununla ilgili bir video paylaşacağım. Öğünlerimi paylaşacağım. Muhtemelen orada da bu diyetimle alakalı sizinle biraz sohbet ederiz. Ama şu an bu videoyu toparlayacak olursam diyetim devam ediyor. Hedefim 70 kilo olmak. Umarım benimle ilgili merak ettiklerinizi bu videoda cevaplamışımdır. Gene çok konuştum. Ben artık videomu burada bitireyim. Bu arada beni Instagram'daki hesabımdan da takip ederseniz sevinirim. Instagram hesabım onayda giden 55 kilo. Orada da anlık işte neler yiyorum, neler içiyorum, kısa kısa hayatımla ilgili videolar, işte storyler, resimler paylaşıyorum. Zaten şuraya bir yerde yazarım hesabımın adını. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.